Evet, selam. Ben Buğra. Bugün sana bahsedeceğim şey çok şok edici, çok sıra dışı bir konu olacak. Çoğunuz şaşıracaksınız. Arabacım, ötmezsen çok mutlu olacağım. Bu arabalar da ötüyor sürekli. Marka adı vermeyeyim ama var böyle aptalcı huyları. Bencil olacaksınız. Bugün bahsedeceğim şey bu. Bencil olman gerekiyor. Eğer hayatta mutlu olmak istiyorsan bencil olman gerekiyor. Allah Allah ya, bize böyle öğretilmedi ki, bize çocukluktan beri şeydendi. Hep kendinden önce başkalarını düşün. Alttan al. Alttan al. Bunlar öğretildi bize. Nasıl yani bencil olacağız, mutlu olacağız? Şöyle, hemen hepsini anlatacağım sana. Hepsini hemen anlatacağım sana. Ama önce şunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer araba bir kez daha öterse kapatacağım videoyu. Kapatmak zorunda bırakacaksın beni. Ötme gözünü seveyim, bir de niye öttüğü de belli değil. Bazen ötüyor, çoğu zaman yapmıyor da bunu. Bazen bir takıyor. Taktı mı böyle 30 saniyede bir videoyu şu anda ağır sabote ediyor. Tamam, son bir şans daha veriyorum sana araba. Ya da bir aç kapı yapayım ben, iyisi şuna ya. Evet. Sustu galiba. Neyse, oradaki boşluğu keserim. Videoyu kapatıyordum. Sen başkalarını düşünürsün ama kimse seni düşünmez. Şimdi şöyle bir şey var. Sen bencil olmadığında, çok çevreni düşündüğünde, onların iyiliğini istediğinde aslında bu hain bir davranış. Neden? Çünkü bunu yapanların hiçbirisi iyi bir insan olduğu için bunu yapmıyor. Bunu yapıyor ve karşılığında bir şey bekliyor. Karşılığında bir geri dönüş almak istiyor, bir çıkar istiyor. Yani bu aslında dolandırıcılık gibi bir şey. Ama sonunda kendisi zarar görüyor, bunu yapan kişi. O yüzden bunu yapmayın. Tabii ki çevrenizdeki insanları düşünün. Fırsat buldukça onlara yardımcı olun, destek olun, yanlarında olun. Ama her zaman önce kendinizi düşünün. Bu hayatın ana karakteri sensin. Bu hayatta senin önce kendini düşünmen lazım. Çünkü başka kimse önce seni düşünmeyecek. Başka kimse önce seni düşünmeyecek. Kendine öncelik vermen lazım. Yoksa mutlu olamazsın. Konuya girmeden önce bahsetmek istediğim şeyler demiştim. Birincisi, telefon tutacağımı değiştirdim. Yeni bir tutacak aldım. İşimize yatırım yapıyoruz. Her zaman işinize yatırım yapın. Çünkü işinize yaptığınız yatırım size her zaman olumlu geri dönüş sağlayacaktır. Daha az sallanması için yeni bir tutacak aldım. Umarım daha az sallanıyordur şu anda. Daha iyidir. Seyir zevkiniz daha yüksek olur. İkincisi, kamera açısını biraz değiştirdim. Kamera açısını çok değiştireceğim. Araba dışında da videoları arttıracağım. Çünkü anlamsız bir şekilde sürekli Savaş Cebeci yorumları gelmeye başladı. Ben Savaş Cebeci'yi takip ediyorum, videolarını da izliyorum. Bazen mantıklı şeyler de söylüyor, çoğu zaman hatta. Bazen demek yanlış oldu. Ama arabada video çekmek sadece onun yaptığı bir şey değil. Evet, Savaş Hocam arabada video çekiyor olabilir. Türkiye'de bunu en çok yapan da o. Doğru. Ama sadece onun yaptığı bir şey değil. O yüzden bu tarz yorumlar da gereksiz bence. Yine de güzel.
böyle ünlü, topluma mal olmuş kişilerle karşılaştırılmak, benzetilmek diyeyim ya da. Güzel. Evet. Ne diyorduk? Bencil olun. Bizim çocukluktan beri eğitilmemizde bu var. Bencil olmamak var. Yani çocukken özellikle de daha eğitimli ailelerde falan hep çocuklara şu söyleniyor. İşte çocuğum hep mütevazı ol. Hep boynun önde eğik gez. Hep aşırı kibarlık. Kendinden önce başkalarını düşün. Bunlar sürekli öğretiliyor. Ama aslında bu çok zararlı. Çünkü bunlar iyi gibi görünen ilk başta. Ama kontrolsüz şekilde yapıldığı için faydadan çok zarar veren şeyler. Özellikle yapan kişi. Çevresine zarar vermez bu. Ya bazı insanlar tanıyorum. Adam o kadar kibar ki birisi gidip karşısına çıksa, küfür etse, atıyorum vursa, bir şey yapsa, ondan özür dileyecek kadar gereksiz bir kibarlık oluşmuş. Bu uygun bir şey değil. Bu artık iyi bir duygu değil. Bu zararlı, toksik diyorlar yani. Beğenmedikleri her şeyin önüne toksik ekliyorlar. Biz de ekleyelim. Toksik kibarlık yapmayın. Vardır ya. Toksik maskülenite. Misojenist. Cinsiyetçi. Ataerkil toplumun pis insanı seni, mağara adamı. Genelde öyle şeyler diyorlar. Ben de şunu ekliyorum lügata. Toksik kibarlık yapmayın. Toksik kibarlık nedir? Toksik kibarlık gerçekten kibar olduğun için değil. Çok kibar olursam insanlar bunu fark eder ve karşılığında bana istediğimi verir düşüncesi. Sen aslında kibar değilsin yani. Sen rol yapıyorsun. İstediğini almak için rol yapıyorsun. Bu pis bir şey. Az önce de söyledim. Bunu zaten yapmayın. Toksik kibarlık şu da demek. Kontrolsüz, aşırı kibarlık. Her zaman kibar olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir görgü kuralları vardır. Mesela bir restorana gittiğinde oradaki garsona iyi davranmak zorundasın sen. Oradaki kişi, birey, senin yemeğini getirdiğinde teşekkür ederim diyeceksin. Senin tabaklarını aldığında teşekkür ederim diyeceksin. Peçete istedin getirdi, teşekkür ederim diyeceksin. Çatal getirdi, teşekkür edeceksin. Küllüğü değiştirdi, teşekkür ederim diyeceksin. Onlara konuşurken çok kibar olacaksın. Garsonu mesela parmak şıklatarak çağıran mağara adamlarından olmayın. Görgülü olmak var. Bir de toksik kibarlık var. Umarım anlayabilmişsinizdir. Toksik kibarlık özgüvensizlikle de aslında paralel geliyor. Çünkü genelde toksik kibarlık yapan insanlarda ne görüyoruz? İşte konuştuğu kişinin gözlerine bakamıyor. Utanıyor, sıkılıyor, yere bakıyor. Böyle kendiyle başıyla falan oynuyor. Kısık sesle konuşuyor mesela. Yüksek sesle konuşmayı çok utanç verici bir şeymiş gibi görüyor insanlar. Şimdi şundan bahsetmiyorum. Gidip her yerde saçma sapan konuları bağıra bağıra topluluk içinde anlatmak değil. Ya da bağıra bağıra küfür etmek değil. Ama sen bir şey anlatıyorsan ve insanlar seni dinliyorsa senin sesinin gür çıkması lazım. Senin sesinin çıkması lazım. Yoksa insanlar seni dinlemezler. Bununla ilgili de video gelsin mi? İnsanlara kendini nasıl dinletirsin? Nasıl iyi bir konuşmacı olursun? Yorumlara yaz. Sesiniz çıksın. Bu kendini gizleme, yüksek sesle konuşamama, eğilip söyleyemedim. Eğilip bükülme. Bunlar da hep
güneş gözlüğü alsaymışım keşke ya. Toksik kibarlık. Özgüvensizlikten gelen şeyler. Özgüveni düzelttiğinde zaten bu da düzeliyor. Bir şeyi söyleme tarzınız da çok önemli. Mesela gittin restorana. Ben kör soslu tavuk yiyeceksin, tamam mı? Garsona kurduğun cümlede şu: ben kör soslu tavuk istiyorum. Bu kelimeler. Ama bunu barbarca söyleyebilirsin. Kaba bir şekilde. Ben kör soslu tavuk istiyorum dersin mesela. Ya da şöyle, işte menüyü falan getirdi, teşekkür ederim dersin, bakarsın. Sonra güzel, net bir şekilde. Ben köri soslu tavuk istiyorum dersin. Bunda ayıp bir şey yok. Alabilir miyim de diyebilirsin tabii ki. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu toksik kibarlıkta miyim, mısın, şısın, bunları aşırı abartmak da var. Bunları kullanın. Bunlar güzel şeyler. Güzel kelimeler. Ama bunları aşırı abartmak da söz konusu olabiliyor. Kelimelere takılmak yerine ses tonunuzu çalışın. İnsanlara bakışlarınızı çalışın. Duruşunuzu çalışın. Aynı anda hem maskülen hem centilmen olabilirsiniz. Maskülen demek barbar demek değil. Maskülen demek mağara adamı demek değil. Ama aynı anda hem toksik kibarlık yapıp hem de özgüvenli davranamazsınız. Neyse, bundan çok fazla bahsettim. Toksik kibarlığı lügata koyduk. Şimdi şu bencillik meselesine geri dönelim. Bencillik. Dedim ki sen sürekli başkalarını düşünüyorsun önce, ama onlar seni düşünmüyorlar. Hiçbir zaman insanlar seni kendilerinden daha önemli görmeyecekler. Hiçbir zaman. Annenden başka kimse seni kendisinden daha değerli görmeyecek. Bunu bil. O yüzden senin kendini değerli görmen gerekiyor. Senin kendini her şeyden önce tutman gerekiyor. Senin önceliklerin var, yapman gereken şeyler var, hislerin ve istediklerin var. Bunlara göre hareket etmen gerekiyor. Kararı sen vereceksin. Çünkü senin hayatın. Birisi seni bir yere çağırdı. Gitmek istemiyor musun? Gitme. Bir yere gitmek istiyorsun. Ay, oraya mı gidilir dediler. Git. İnsanların ne söylediği, insanların ne düşündüğünü bu kadar kafaya takma. Senin ne düşündüğün önemli. Senin ne istediğin önemli. Senin nasıl bir insan olmak istediğin, senin ne yapmak istediğin önemli. Hayatını nasıl yaşamak istiyorsun? Bunları düşün. Ve kendi isteğine göre yaşa. En çok değeri kendine ver. Bencillik dediğim şey bu aslında. Yani bencil olmak insanlardan bir şeyler sakınmak değil. İnsanlara kötü davranmak değil. Kendini ön plana koymak ve bu çok güzel bir şey. Bunu yaparsan gerçekten mutlu olacaksın. Hayatın değişecek. Ciddi söylüyorum sana. Mutluluk önce kendini koymakla geliyor. Çok insandan duyuyorum. Birkaç kez de mesaj geldi böyle işte. Nasıl mutlu oluruz? Nasıl mutlu olacağım? Önce kendine değer vereceksin. Her şeyden önce sen. En önemli sensin. En değerli sensin. Bencilsin ve bunu gururla söylüyorsun. Çünkü bencil olmanın utanılacak bir şey olmadığını, kendine değer vermek olduğunu biliyorsun. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ben sadece size faydalı olmak için buradayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.